Yunanistan'da yol mülakatı ya da birinci mülakat dediğimiz olay nedir? Dublin'le alakası nedir? İlticaya katkısı nedir? Nelere dikkat etmek lazım? Merhabalar değerli arkadaşlar, ben Oktay Özdemir. Yayınımıza hoş geldiniz. Her birinizi selamlıyorum. Umarım iyisinizdir değerli arkadaşlar. Yunanistan'a geçtikten sonra karşımızda bir polis kaydı ve asilyum kaydı diye iki olay var. Şimdi polis kaydı asilyumla alakası olmayan, ülkeye kaçak girmeyle alakalı bir yapılan bir işlemdir. İlticayla alakası yoktur. Bu yol mülakatı değildir. Yol mülakatına benzerliği olduğundan dolayı hemen hemen aynı sorular olduğu için bazı başvurucular tarafından yol mülakatı gibi sayılmaktadır. Ancak bu yapılan ülkeye kanun dışı girmeyle alakalı bir mülakat olduğundan dolayı polis siye adli ve idari bir işlem olup kayıt yapılmayla alakalı bir işlemdir. 28 Temmuz 1951 tarihli Birleşmiş Milletler Mülteci Hakları Sözleşmesi'nin 31. maddesine göre eğer bir kişi bir ülkeye kanun dışı giriyorsa ve iltica ediyorsa cezai işlem uygulanmaz diye bir madde bulunmaktadır. Oraya bakmanızı tavsiye ediyorum. Konumuza dönersek değerli arkadaşlar, yol mülakatı dediğimiz olay Yunanistan'da Birleşmiş Milletler Mülteci Dairesi'ne gidip kayıt yapmayla başlayan işlemdir. Burada bir kayıt yapılmaktadır. Kayıt yapıldıktan sonra da size bir randevu verilmektedir. İşte bu verilen randevu yol mülakatı randevusudur. Yol mülakatı olduktan sonra da size bir ana mülakat randevusu verilmektedir. O randevuda artık 2 sene sonra mı, 4 sene sonra mı bayağı ciddi bir zaman sonra verilmektedir. Bugünkü çalışmamızda biz yol mülakatı üzerinde duracağız. Şimdi sizler polisten 10 gün içerisinde ya da 6 ay içerisinde bir asilüm merkezine gidip başvuru yapın adlı kağıdı aldıktan sonra bu merkeze gittiğiniz takdirde de başvuru kaydı alınmakta. Artık sizler asilüm merkezine gidip parmak izi verdiğiniz gün artık asilüm kaydı alınmış oluyor ve size 6 ay kullanabileceğiniz bir asilüm, yani mülteci kimliği verilmektedir. Artık bu kimlikle tüm sosyal haklardan, yani neyse onlar, yararlanma imkanınız bulunmaktadır. Şimdi yol mülakatının ana fikri sizi Türkiye'ye geri gönderelim mi, yoksa ilticanızdan başka diğer Dublin'e imza atmış üye devletler mi sorumlu? Bunun çalışmasının yapıldığı bir mülakattır. Burada özellikle şu notu düşmekte fayda var. 20 Mart 2016 tarihinde Avrupa Birliği ile Türkiye arasında mülteci geri kabul anlaşması yapılmıştı. Bunun karşılığında da Türkiye ciddi rakamlar almıştı. Fakat bu anlaşma daha çok Orta Doğu, Balkanlar, Asya'dan Yunanistan'a, yani Türkiye üzerinden Yunanistan'a geçen insanların Türkiye'ye geri kabulüyle alakalı bir anlaşmaydı. Burada özellikle adalara geçen ya da Yunanistan'a geçen insanlar eğer hala iltica başvurusu yapmayıp Yunanistan'ı bir geçiş ülkesi olarak kullanıp Avrupa'ya geçmek istiyorlarsa iltica başvurusu yapmayan insanların geri deportu ile alakalıydı. Bir de Yunanistan'a iltica edip ilticaları ret olan insanların Türkiye'ye deport edilmesi ile alakalı bir anlaşmaydı. Özetle böyle. Fakat 15 Temmuz'dan sonra Yunanistan üzerinden, adalardan, Meriç'ten ya da Yunanistan üzerinden Yunanistan'a iltica edip daha sonra Avrupa Birliği'ne geçen Türk mülteciler yoğunluğu ciddi manada artmıştı. Bunlar diğer kayıtlarda, yani internette bir sürü bilgi var. Boş yere bu bilgilerle sizi üzmek istemiyorum, yormak istemiyorum değerli arkadaşlar. Şimdi bu çalışmadan sonra, bu anlaşmadan sonra Yunanistan'a iltica eden Türk mültecilerin durumuna baktığımızda şunu görüyoruz. Eğer Türkiye'de siyasi kovuşturma uğramışsa, baskı, zulüm, ayrımcılık görmüşse, insanlık dışı görmüşse, hapis yatmışsa ya da işte hükümetin hedefine koyduğu sosyal gruplardan herhangi birisinde iseniz
Yunanistan sizi geri deport etmiyor. Yani edecek gibi de gözükmüyor. Eğer bu yönde delilleriniz varsa. Ancak güvenli üçüncü bir ülkeden geldiyseniz ya da Avrupa'ya ait, yani mesela İngiltere vizeniz olduğu halde Yunanistan'a geldiyseniz, Almanya vizesi olduğu halde Yunanistan'a geldiyseniz, Dublin prosedürleri gereği eğer bu vizeleriniz ya da oturumunuz varsa, diyelim ki Polonya'da oturumunuz varsa, bu oturum çerçevesinde sizi Yunanistan'ın bu ülkelere deport etmesi gerekmektedir. Bundan dolayı değerli arkadaşlar, deport etmesi yani sizi o ülkelere, sorumluluk onlarda olduğu için göndermesi gerekiyor. Bunun için yapmanız gereken, iltica ederken eğer pasaportlarınızda bu vize ve belgeler varsa, Yunanistan sizi yol mülakatı yaptığı takdirde bu ülkelere deport işlemini uygulayacaktır. Bu nedenle bu mülakatta dikkat edilmesi gereken bilgi ve veriler, doneler şunlardır. Birincisi, sizin kimlik bilgilerinizi tespit edecektir. Yani pasaport ve kimlikleriniz doğru mu? Sahte mi? Doğru mu? Siz gerçekten iddia ettiğiniz milliyete ve sosyal gruba mensup musunuz? Yani Türk vatandaşı mısınız? Verdiğiniz kimlik ve pasaport bilgilerini doğrulayacaklardır. Birincisi bu. Ana adı, baba adı, doğum yeri, doğum tarihiniz gibi bilgiler isteyeceklerdir. Eğitim durumunuzu soracaklardır. İşte üniversite eğitimi, işte diplomanız vereceksiniz. Bununla birlikte hangi sosyal yapıya mensupsunuz, onun bilgi ve belgelerinizi sunmanız istenecektir. Ama asıl burada ilgilendiren kısımlardan bir tanesi adres bilgileri değerli arkadaşlar. Eğer sizler adres bilgilerinizi verdiğinizde, örneğin işte bugüne kadar bu adreste mi kalıyordunuz? Türkiye'deki adresinizi veriyorsunuz ya şimdi. Mesela bugüne kadar bu adreste mi kalıyorsunuz diye size sorduğunda, evet ben bugüne kadar bu adreste kalıyorum dediğinizde, ana mülakatınızda karşınıza şöyle çıkacaktır. Devlet sizi takip etmiyor. Bugüne kadar hep aynı adreste kalmışsınız sorusu ve sorunuyla karşılaşacaksınız. Bu soruya cevap bulmanız lazım. Bununla ilgili ikamet ve adres değişikliği ile alakalı videomuzu izleyiniz. İkinci sorun, hangi ülkeden geldiniz, Yunanistan'a hangi güzergahı izleyerek geldiğiniz sorusunu soracaklar size. İşte bu güzergah hem kaçakçılığı önlemek hem o güzergahı kapatmakla alakalı yapılan bir işlem olmakla birlikte sorumluluk hangi ülkede onu da tespit ediyorlar. Sorumluluk Türkiye'de mi, Yunanistan'da mı? Sorumluluk Bulgaristan'da mı, Yunanistan'da mı? Sorumluluk Arnavutluk'ta mı, Yunanistan'da mı? Ya da vizeniz ya da şeyiniz varsa sorunuz o ülkede mi? Yani Almanya'da mı, Polonya'da mı, İngiltere'de mi, yoksa Yunanistan'da mı? Bunun tespiti yapılacak. Bu sorumluluk da vize, oturum ve parmak iziyle alakalı bir olaydır. Bu sebeple değerli arkadaşlar, eğer sorumluluk başka ülkelere ait değilse Yunanistan'da kalacaktır. Parmak izini Yunanistan aldığı için ilticanızdan Yunanistan sorumlu olacaktır. Bunun için birinci mülakat, yol mülakatı nedir, nelere dikkat etmek lazım adlı genel bir videomuz var. Detaylar orada, orayı izleyiniz. Burada eğer Yunanistan'da parmak izi verdiyseniz ve asilüm merkezinde de parmak izi verdiyseniz, en son verdiğiniz parmak izi geçerlidir. Eğer başka bir Avrupa ülkesine geçecekseniz, en son parmak izinden sonra 6 ay geçmeden iltica ederseniz sizi Yunanistan'a Dublin gereği gönderebilirler. Ancak eğer Yunanistan'da yol mülakatını olduysanız ya da ana mülakatı olduysanız ve ilticanızı çekmeden de herhangi bir AB ülkesine geçip iltica ettiyseniz, kaçak duruma düştüğünüzden dolayı 18 ay sonra Dublin düşmekte ve bundan dolayı da sizi Yunanistan'a gönderebilirler değerli arkadaşlar. 6 ay ve 18 ay kuralına dikkat etmek lazım. Çünkü bundan sonra Avrupa Birliği Dublin uygulayabilir mi Yunanistan'a? Bu yapılan pazarlıklar neticesinde bunu göreceğiz. Paniğe sevk etmek istemiyorum ama tedbirlerinizi almanız gerekir. Çünkü şu an Yunanistan'a sığınan mültecilerin 4 yılı dolduğundan dolayı
ve bu bütçe de bittiği için yeni bütçe gereği bu anlaşmayı yapıyor olabilir ve bunu da kullanıyor olabilirler. Bunu yakında göreceğiz. Yani ne kadar yakında derseniz Aralık, Kasım, Aralık 2020 sonu gibi bu durumlar hem mahkeme sonuçları hem bu pazarlıkların sonuçlarını göreceğiz. Şimdilik yol mülakatıyla alakalı anlatacaklarım bunlar değerli arkadaşlar. Ancak bu yol mülakatını anlamak için ve desteğini almak için mutlaka iltica haberlerindeki birinci mülakatta nelere dikkat etmek lazım adlı videoyu, Altay videolarını, Dublin ve Altay meselesi videosunu mutlaka izleyiniz ve adresle alakalı videoyu da mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalınız. İyi günler efendim.